Merhabalar. Bugün sizinle birlikte iftar sofralarına çok yakışacağını düşündüğüm ana yemek tarifim var. Fırında kuzu incik yapacağız. Dilerseniz hemen başlayabiliriz. İki adet kuzu incik kullanacağız. Marinasyon işlemi için bir sos hazırlayacağım. Şimdi onu hazırlıyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar nar ekşisi kullanacağım. Nar ekşisini döküyoruz. Hepsini çay bardağı ölçüsünde size göstermek istiyorum. Elimde soya sosu var. Şöyle yarım çay bardağından bir parmak daha az. Onu da eklemek istiyorum. Şöyle. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle. Balımız var. 2 yemek kaşığı dolusu bal ekleyeceğim. Şöyle. Bir yemek kaşığı kadar sarımsak tozumuz var. Onu da ekliyorum. Şöyle. Tuzumuz var. Yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar dökeceğim. Karabiberimiz var. Yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi güzelce süreceğim sosu. Bir 5 dakika kadar dinlendireceğim. Sizin vaktiniz varsa daha da uzun bekletebilirsiniz. Fırın poşeti içerisine alacağım. 1 ila 1,5 saat arasında pişirebilirsiniz. Yaklaşık olarak 230 derecede yeterli olacaktır. Her tarafını sosladım. Bir 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra fırın poşetini alıp fırına atacağız. Etimizi dinlendirdik. Şimdi fırın poşetini alıyoruz. Sizler et miktarını kişi başına göre ayarlayabilirsiniz. Ben 2 kişilik yapmak istedim. Şöyle. Kalan sosumu dökmüyorum. İçerisine yaklaşık olarak 20 tane kuru üzümüm var. Siyah kuru üzüm. Onu aldım. Şöyle temizlemiş olduğum arpacık soğanlarım var. Bunları da güzelce karıştırdıktan sonra ayrı bir fırın poşetini alıp onları da aynı şekilde fırında pişireceğim. Daha iyi pişmesi için şöyle poşetimde delik açacağım. Şöyle bir tane yeterli olacak. Şimdi fırına gidiyoruz. Etimiz fırından çıktı. Şu şekilde servis aldım. Göstermek istiyorum. Soğanlarım, üzümlerim harika oldu. Tarifi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler. Ramazan ayınız mübarek olsun.